Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım iyilik, sağlık versin arkadaşlar. Efo dayımıza soracak olursanız, ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar, üzüm turşusu yapacağım ben. Kışın yeriz diye yapacağım arkadaşlar. Emine şunu az kaldır hele gel. O yandan gel. Senden yanına acıttı. Çok az bir bilin. Tamam. İyi mi? İyi. Üzümlerimizi bahçeden kestim geldim arkadaşlar. Bu sene üzümlerimiz geç oldu biraz. Neden oldu ben de bilmiyorum. Hava şartlarından mı, iklim şartlarından mı? Daha pekmez falan kaynatmadık. Şimdi arkadaşlar böyle üzüm turşusu nasıl kurulur? YouTube'dan baktım. Herkes değişik değişik kuruyor. Kimi tanelerini ayırıp kuruyor. Kimi bilmem ne yapıyor. Ben de böyle bütün kuracağım. Şöyle yıkayacağım üzümlerimizi. Şöyle bidona koyacağım arkadaşlar. Şu şekil. Şuraya otur da yiyelim. Eskiden annem yapardı arkadaşlar bunu da. Biz çoktan belli yıllardır yapmıyoruz. Bu sene aklıma geldi. Bir de ben yapayım dedim. Bunun ilacı var arkadaşlar. İlaç aldım geldim. Aynı canlı canlı durudu. Eskiden annem yapardı. Kışın çıkarır yiyirdik arkadaşlar. Sizler ne gördünüz, ne yaptınız, iyi misiniz arkadaşlar? Biz daha halen kışlık hazırlıklara devam. Her gün değişik bir şey, her gün değişik bir şey. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah herkesin yaptığını, ettiğini ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin arkadaşlar. Çoğu kapıyı bir örtüyorum. Nereye? İçeri demir kapıyı ört. Bunu bir sirkeli suya ıslattım. Sirkeli suda bir saat falan bekledi. Ondan sonra tekrar yıkadım 2-3 ağız. Şimdi de böyle aralarında kuruyanları, çürükleri alarak böyle temizleyerek Efe dayının üzümlerini gördünüz mü arkadaşlar? Hakkınızı helal edin. Ne kızım? Üzüm turşusu olur mu? Olur. Eskiden büyük anneannen yapardı, yedik. Kışın yine yedik. Bize misafir geldiniz mi? Size çıkarır, yedirir. Tamam. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Kışlık hazırlıkları bitirdiniz mi?
Allah herkesin yaptığını, ettiğini asla dile yedirmeye nasip etsin arkadaşlar. Durumlar böyle bugün. Daha üzümlerimiz duruyor bahçede. Pekmez kaynatmadık. Hafta sonu da soğuklar geliyor diyorlar. Şunlara söyle de. Annen yine söyle, sessiz olsunlar. Sesleri de buraya geliyor. Ört. Vallahi iki kadın bir araya geldi mi diye gürültü yapıyorlar. Buraya ne yatıyorsun kızım? Açamadım kapıyı. Bu da değişik bir üzüm arkadaşlar. Bulut üzümü diyoruz biz buna. Çok güzel bir üzüm. Bu arada hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bulut üzümü mü? Hı-hı. Bulut, bulut. Dede hiç sıyacağını sanmıyorum. Bu da tavşan kanı. Kızıl üzüm diyorlar da biz tavşan kanı deriz. Büyük büyük. Dede bir tanesi. Üzümler çok oluyor. Hı? Söylesiz üzümler çok oluyor. Sizin yok mu? Bizim pek fazla yok ki. Buradan götürün yiyin. Geçen getirdiydim, yediniz mi? Yedik. Yiyor. Çok güzel. Yiyecek misin? Bileyim mi? Ha. Bu da Antep beyazı diye bir üzüm arkadaşlar. Parmak üzüme benzer ama parmak üzüm değil, Antep beyazı. Çok kaliteli bir üzüm arkadaşlar. Eğer soğuk vurmasın kar yağına kadar durur bu. Çok sağlam bir üzüm. Dede üzümleri kocaman kocaman. He. Deden onlara, deden onlara nasıl bakıyor biliyor musunuz? Başına baksana. Deden onları çocuk gibi yetiştiriyor bak. Gördün mü? Baksana şuna. Hmm. Al dayı. Yedim ben bunu nasıl yiyeyim? Tamam, yediğin kadarını yiyeyim, yediğini ben yerim. Ya arkadaşlar, durumlar böyle. İnsanoğlunun her şeyi canı istiyor. Kurban olduğum Allah bize her şeyi veriyor.
Değişik değişik rengarenk üzümlerimiz var. Hiç kimsenin bağında bahçesinde üzüm kalmadı arkadaşlar. Ama bizimki daha duruyor. Adela şunu gideyim de şöyle göster. Çoğu pekmezi kaynadalı bir ay oldu. Bağda olanlar, arazide bağısı olanlar bayağı bir ay oldu. Ama bizimki bahçemizde hayvan hasıl zarar ziyan görmüyor. Bahçemiz duvarla. Onun için şimdiye kadar beklettik iyice tatlansın diye. Çokları kavanoza koyuyorlar. Tanelerini tek tek ayırıyorlar. Kavanoza koyuyorlar da ben o hoşaf gibi bir şey oluyor ya. Bunların yaptığı. Ama bunu böyle salkımdan çıkarır. Yemeklerin yanında kışın yeriz. Bakayım bu sene bir deneyim de. Çoktan belli yapmıyorduk yıllardır. Annem yapardı, annemin zamanından belli. Bu sene bir deneyim. İyi olursa, hoşumuza giderse seneye daha çok yaparım. Arasında bazılarını arıymış, posasını çıkarmış. Şu yanına geç de bu yandan selam ver sen de. Şu yanına geç, arkama geç. Nasılsınız arkadaşlar de, iyi misiniz de? Dedemin kanalını izlemeyi unutmayın de. Dedem bize üzüm turşusu kuruyor da. Görünmüyor mu? Arkama mı sindin? He? Üstüne de yapacağım. Onu üstüne dökeceğim. Bir elimle diyemedim. Evet. Biraz daha getireyim. Üzüm yetmedi. Kapıyı ört lan. Şu kapıyı ört. Tavuk gibi.
Arkadaşlar bu üzüm turşusu ilacıymış bu. Eskiden belli vardı da karbonata benziyor. Öyle bir şey. Şimdi burada 10 litre su var. Yemek kaşığı katacağım. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı. Hadi ben bir çay kaşığı da koyayım. Bu bozulacak bir şey değil. Seneye yine kullanılır. Karbonat gibi bir şey. Karbonata da benziyor. Belki de karbonattır, bilmiyoruz da. Şimdi bunu şu kaşığıyla iyice bir karıştıralım. İyice karıştıralım da her tarafı dağılsın. İnşallah iyi olur. İyi olursa kışın yiyken gösteririm. Kötü olursa göstermem. Ama kötü olacak bir şey yok ya. Bunu yıllardır yapıyor annem. Tadına bakayım suyu. Neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Maden suyu gibi bir şey oldu. Kolay gelsin baba. Sağ ol, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Şey turşu mi? Kuruyor. Üzüm turşusu. He. Bunu bir tane deneyelim. Eskiden babaanneniz kurardı da iyi olurdu. Deneyim dedim ben de. Kuralım mı? Biri diyordu. Çocuklar nerede? Derin orada mı? Derin. Ne yapıyoruz? Haydi gidiyoruz. Nisa'ya çıkacak. Evet, şimdi. Tasımız sıfır arkadaşlar. İlk defa kullanıyorum. Yani zannetmeyin ki kullanılmış tas ne zannetmem. İlk defa kullanıyorum sıfır. Bismillahirrahmanirrahim. Yapması bizden. Oldurması Allah'tan. Ağız tadıyla yedirmesi Allah'tan. Altyazı M.K.
Evet, yetmedi. Biraz daha yapayım bu sudan ben. Evet arkadaşlar, iki tane üzüm turşusu kurdum. Allah ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. İnşallah güzel olur. Seneye daha çok yaparız. Yıllardır yapmıyorduk. Annemin zamanından belli. Bu arada hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah herkesin yaptığını, ettiğini ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin arkadaşlar. Hakkınızda helal edin.